Ağzımı buraya kadar boyuyorum, saçım maşalı. Ondan sonra işte kötü kötü bakıyorum normal olarak. Kötü çok güzel oynarsın. Mi? Ya benim gerçekten kötü biride diye. Hayır arkadaş? sen. Yani baktığın zaman ya neden ben bunu yaptım İşte para <laughs> sorunundan yaptım dediğim. Bunun, Bu yani işte gibi... arada oluyor öyle Aynen. şeyler. Kendinle mi kavga ediyorsun? Yaşadıklarınla mı kavga ediyorsun? Tabii ki var. Çok iyi insanlar, erkekler ama bir kısmı... Sağ ol ya bizi görme o kadar. <laughs> Gelip geçici duygulara kıymet verebilen biri değilim. Parfüm gibi geliyor geçiyor. Bir şeyi zorlama, işte ilişki zorlama, hayatımızda gel el ele beraber yürüyelim falan. Yani başlayacağım aşkla ve aşk ne yani buradan herkese sesleniyorum. <laughs> Allah isteyene versin. <laughs> Hürriyet Komiteli'den herkese selamlar. Dilara Aksüek bizimle birlikte bugün. Hoş geldin. Hoş buldum. Ben değil sadece izleyiciler de merak ediyor şu an seni. Vallahi merak ediliyorsun ya. Umarım merak ediyorlar. <laughs> sen. Ben seni Arıza'da tanıdım. Arzı Yapma izin. ya. Vallahi orada tanıdım. Oluyor Ama bir şey söyleyeceğim. Önemli olan ne kadar geçti tanıdığım, nerede tanıdığım değil. Tanıktan sonra ne düşündüğüm. Tamam evet. ama mesela şey isterdim bir oyuncu ha. olarak hani daha önce Bu oynadığım enjoyliyim. ve daha iyi performanslar gösterdiğime ve inandığım işlerimde beni izlemeni isterdim. Ya bence orada da çok şeydin yani mesela oradaki karakterin şu son dönemlerde Hı. oyuncu arkadaşlar şu bir şey gözlemliyorum. Mesela dost meclisinde konuşuyoruz mesela iş geliyor ama senaryodaki karakterin e, amiyen tabirle biraz e, zekasının gelişmemiş seviyede olması filan filan gibi yani o karakterin özellikleri beğenmediği için oyunculuktan soyuyan arkadaşlarımız oluyor. Ben onu öyle düşünmüyorum. Ben şöyle düşünüyorum. Aslında bazı senaryolar sana bir karakter çizdiklerinde sana oynama imkanı vermiyorlar. Yani sana Doğru. bir vaatte bulunuyorlar ama o karakter o kadar ne yaptığını hayal ettirmiyor sana ve sana o kadar doneler vermiyorlar ki sen oyuncu olarak performansını sergileyemiyorsun. Peki. Ne kadar iyi bir oyuncu olsan da. Mesela bunu ee, futbola falan da çok benzetirim ben. İşte atıyorum adam Beşiktaş'ta star. Ama işte bilmem nereye gidiyor? Orada o oraya uyum sağlayamıyor. Oranın havasına, dokusuna evet, bir şeyine. Evet, evet, evet. Aslında oyuncunun performansı iyi oyuncu olup olmadığı şeyle de çok alakalı. %100. Yani çok şans. Bir de şey de tabii. Yani mesela çok inanarak da başladığım projede hatta belki iyi de oynamaya başladığında ama karakterler gereği başka birinin de parlatılması gerektiği için senin çok iyi oynaman senaryonun saçmalamasına sebep oluyor ve oyuncu orada frenleniyor gibi durumlarda sektörde var Vardım biliyoruz orada mesela arıza da sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama ben mesela ben orada gerçekten çok başarılı performans vardı sebebi şu mesela kızıyordun karakter ya yani bir karakteri ben kızıyorsam ha. sinirleniyorsam. İtici buluyorsam, ya, ya, bir duygu yaşatıyorsa başarılıdır. Mesela Hı. orada hakikaten bir, 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 bir platonik bir aşk hikayesi var. Sonra gidip tam tersi saçmalıyor kötü bir karakter. Ya da kötü sonra tartışılır. Ee, aşık oluyor. Ya, sen dışarıdan bir gözle Dilara olarak belki kızacağın bir kadın figürüdür. Orada oynadığın karakter. Onu da sorayım. Öyle bakmıyorum hiçbir karaktere. İstanbul Gelin'de İpek diye bir karakter oynadım mesela. Bu arkadaş yani... biliyormuş mesela onu. İstanbul Gelin'de biliyormuş. Öyle mi? <laughs> Aynen. Beğendiniz mi? Teşekkürler. <laughs> ee, mesela o yani berbat kötü bir kadındı. Ama şimdi orada oyuncu olarak şunlara bakıyorsun sen aslında. Ne kadar fazla dönem var elimde. Bu kadın ne yaşamış? Ben aynı şekilde onları yani karaktere şu yönüyle bakmıyorum. Bu karakter kötü. Bunu insan sevmeyecek gibi değil. Ben orada onun annesinin babasının yetiştirmesiyle onun bulunduğu ortamda onun şartları altında olsaydım ve ee, özelliklerim o özellikler olsaydı, ben de aynı şekilde muhtemelen davranırdım. Çünkü belli özellikleri var. Hırslı, kıskanç, bir şey ve hani... Ne arıyorsun o karakterden peki sen? Performans gösterebileceğim bir şey arıyorum karakterden. İyi, kötü diye bakmıyorum. Ben zaten karakter oyuncusuyum. Bugüne kadar ben zaten karakter oynadım hep. Ee, bazı yerlerde işte bir tane, iki tane işim var benim. Hani baktığın zaman ya neden ben bunu yaptım? İşte para <laughs> sorunundan yaptım dediğim. Bu, yani bu işte arada bir, oluyor öyle hayır şeyler. Ya, bu, bu böyle herkes şey değil ki, biliyorsun yani. Hani orada bir de bu arada çok ısınmadan yükselmeden başladığım projelerin de çok iyi hikayeler bıraktığı işler de olabilir insan Hı. hayatında. Dolayısıyla şey o ekonomik kaygı. Ya Bugün kimler? E, yabancı hı hı. özellikle bildiğimiz insanlar para kaygısıyla neler yapıyor? Hangi projelerin içine giriyor? Evet. E, ama senin için senaryo önemli anladığım kadar. Çok önemli. Çünkü gerçek anlamda e, çok isteyerek yapıyorum bu işi. Çok saygı duyuyorum yaptığım mesleğe. E, her ne olursa olsun çok eleştirdiğim yanları var. E, bence bir bakıma çok şanslıyım, bir bakıma çok şanssız bir kızım. Neden yani. şanslısın? Yani bir yerde şöyle baktığın zaman işte benim yaşıtlarım, benim kadar yetenekli Hı -hı. arkadaşlarım, Hı -hı. gerçekten çok yetenekli olduğuna inandığım arkadaşlarım mesela hani para kazanamadılar, piyasada istedikleri yere gelemediler öyle veya böyle çünkü senin para kazandığın yer dizi evet, evet, ve sen evet. orada süreklilik sağlarsan kendi evet, evet, hayatını evet, belli evet. bir yere getiriyorsun. Onlara göre baktığında şanslıyım ve hani kendi istediğim ve çocukken düşündüğüm ve hayal ettiğim mesleği tamam. yapabiliyorum. Bunu yapan da çok az insan var. Hı. Çocukken hayal ettiğim işi yaptığım için de şanslıyım. Ama baktığın zaman da nasıl desem sana işte atıyorum daha başka bir şey gelse yani böyle de söylenmiyor. Ya yani performansımı daha iyi gösterebileceğim aynı zamanda daha izlenilebilir. Bir işin içinde olduğun zaman da mesela daha fazla insan seni tanıyor, daha fazla insan sana saygı duyuyor, sen kendine daha fazla saygı duyuyorsun ve mesleği daha e, istediğin şekilde yapıyorsun. Ama sen burada sana gelen kadarıyla ya kötü karakter oynuyorsun, 10 sene daha kötü karakter geliyor sana. Neden? Ne, nereden biliyorsun? Ağzımı buraya kadar boyuyorum, saçım maşalı. Ondan sonra işte kötü kötü bakıyorum normal olarak. İyisin de orada. Mesela sana bakınca iyi e, karakteri de iyi oynayacak. Oynadım ama onlar çok izlenmedi. Ya yani o sonra o İstanbul gelinden gibi... sonra kötü karakter kabul etmedim ben. Arzu'daki iyi bir karakter miydi? Kötü değil, denemezdi ona. Yani o daha İyiydi? İyiydi. yazıktı yani. İy Hani yazık bir karakterdi o bence. Hiç benzeyen yerleri var mıydı sana? Arzadaki hmm. karakterin mi? Ya ilk başlarda biraz var gibi başlayıp sonra karakter kendini kaybetti. <laughs> hani ilk başta ben de girdiğim zaman galiba benzer yönlerimiz var falan yani adalet duygusu hani kendi ayakları üzerinde duran güçlü kadın falan imajı ama sonra karakter böyle bir ben de anlamadım benzer olmaktan çıktı yani hani. Yani için. senin kastın şu bu arada senin kastın şu, şanslı olduğunu düşünüyorum şu konuda. Ee, bu tamamen benim subjektif yorumum. Hı. Şimdi biz görüşürüz, konuşuruz, konuk aldığımız oyuncularda hemen birine bakınca geçen dedim zaten ya sen dedim kötüyü çok güzel oynarsın dedim Hani iyi iyi alakalı yorum yaptım. Kötüyü çok güzel oynarsın dedim. Ya benim gerçekten kötü de, kötüyü de iyiydi. Var hayır hayır sen kötüyü de iyi de iyi oynarsın. Evet. Yani onu döndürebiliyorum yani. işte o iyi niyetli, iyi kalpli aşık, öğrenci modu da olabilir. Hı. Hı. fevkalade kötü cezaevinde ee, bir işkenceye maruz bırakacak bir kadın e, gardiyan da görüyorum mesela senle ilginç bir şekilde. Valla o konuda o, böyle sert, şey... Kadına zulmedecek, kadın olarak kadına zulmedecek bir figür. O o konuda zaten hiç şey davran, yani O kadar seviyorum ve hani o kadar çalışkanım ve o kadar saygı duyuyorum ki bunu şey bir yerden söylemiyorum yani tabii ki yaparım gibi bir yerden değil ama hani çok Mütevazı davranacağım bir şey değil. Çünkü çok çabalıyorum, çok seviyorum ve gerçekten bu sefer bir şeyle birleşince o güzel bir şey çıkartıyorum. yani Kolay kırılır mısın? Şey bazında yönetmen geldi <laughs> böyle bir şey yaptı baktı ya Üf, Dilara dedi döndü. Ama o çok art niyetli de yapmadı bunu yani. Tabii ki yanlış bir hareket. Aynen öyle Dilara dedi ve önüne döndü oradaki arkadaşıyla da... konuştu. Ama çok acayip kırılırım. İnanılmaz. Tahmini. Yani normal bir kırılganlık değil bu. Camdan bir kalp. Bittin yani. yani, değil mi? Hani o... gün içinde kırılmadığın ne var falan diye sorabilirsin. Öyle bana diye. yani. Evet ama onları artık çok başka şekilde... E... Bunları dönüştürmek de lazım. Evet yani. dönüştürmeyi öğrendim diyeyim. Yani ama hani benimle yaşaması çok zor bir insandım hep yani. Hani çocukken de işte okulun müdürü bu gerçekten olan bir şey. Babamı çağırıp hani ee, biz Dilara için çok <laughs> biz Dilara için çok endişeleniyoruz. Hani bu kızcağız epey bir duygusal. Hani evde mi bir sorun var? Ne oluyor falan diye böyle Halbuki. bir şeyler. Halbuki ben işte nasıl yaratılışsa bu yani bir melankoli, bir duygusallık, her şeye alınmak, her şeye kırılmak falan öyle bir saçma, saçma öyle bir çocuktum yani. Onun sonrasında çok dönüştürdüm ve evet, bambaşka bir neşeye yani kırılsam da hani çok başka neşe, enerji, Ama... daha başka bir şey yapmaya çabaladım. Şu anda daha istediğim insana yakın bir insanım. Acaba öyle misin? Çünkü bu dönüşüm şuna sebep de olmuş olabilir. Daha çok içine atan ve orada hüznü biriktiren. İçinde hüzün biriktiriyorsan sıkıntı. Yani içine atmak varken zaten neden dışarıya söyleyesin? Zaten anlatmak gibi bir ben içime atmaktan çok memnunum. Yani dışarıya Ama bu dışarıya bir patlıyordur, şey... patlıyordur ya da patlayacaklar ara ara kendini iyileştirmeyi öğreniyorsun. Ya yani belli bir yerden sonra da o senin yaşadığın tecrübeler, deneyimler, bir şeyler zaten birisine yani karşı tarafa bir şey anlatma ihtiyacı yok bende mesela. İşte sana şundan kırıldım da bilmem ne de falan da filan da ya kendi içimde onu absorbe ediyorum. Çok acayip bir şey değilse. Hiç artık yani onu diyorum ki ya okey tamam ben bunu bu şekilde kabulleniyorum falan. Geleceğiz oralara bölümlerimizde bu tarz senin sıkışacağın yerler de var da. Ee, ne konuşuyorduk? Ha, çekim önce de sana ha. söyledim. Magazin figürü olduğunu düşünüyor musun son bir yıldır? Asla düşünmüyorum. Yani Bu hiç. Burada magazin figürü olmak ne demek? Herhalde şu değil mi şu, ya da şunlardan bir tanesi şu maddelerden e, muhabirlerin gördüğü <laughs> zaman yolunu değiştirmeyeceği, aksine yanına gidip peşinden gidip mikrofonu uzatmak isteyeceği ve onu da hemen haberleştireceği ve haberleştirilen. Güzel tarif ettim şu an. Şöyle bir cevap verebilirim buna. E, o yönden hiç magazin figürü olduğumu düşünmüyorum bunu şu anlamda yanlışlıkla benim yaptığıma inanıyorum. Yani şöyle Cihangir'de oturuyorum. Şimdi Cihangir'de oturmak demek yani orada yaşıyorum ve bütün bir arkadaş grubum oradaki insanlardan oluşuyor. benim orada bir ailem var arkadaşlarımda oluşturdum. Dolayısıyla orada çok mutlu bir hayatım var. Orada oturmaya devam edeceğim yani. Orada oturduğum zaman da biz her gün dışarı çıkan, sosyalleşen, çalışmadığım zaman her alan ya canım mı sıkıldı hadi gel şurada bir şey içelim diye bir yerlerde oturan bir arkadaş grubumuz var. Çok fazla haber var. Şimdi yani. Cihangir'de dolayısıyla hep magazin olduğu için öyle geçerken böyle geçerken başka da kimse olmadığı zamanlarda bana ne haber nasılsın falan diyorlar. Şimdi benim orada eskiden ben onlara karşı böyle hani Üff, falan iyi akşamlar falan deyip geçiyordum korkudan. Ama sonrasında zaman geçtikçe o şeyi böyle hani daha üstten ve kendi böyle görmekten hoşlanmadım. Yani hani birisine böyle merhaba deyip geçmek, hani bir sorduğu bir soruya cevap vermemek falan. Yani o tavır şey geliyor bana. Nasıl desem sana küçümseyici geliyor. Ne, sen kimsin de bana bir, birisi kendi işini yapmaya çalışıyor da merhaba diyor. E merhaba diyeceksin yani sen de. Bir şey soruyor. Ha benim kadar samimi olmak ya da şakalarla ben çok normal hayatta da gerçekten böyle hani Şakalar, espriler, bir şeyler. Eğlenceli, neşeli olmaya çalışan bir tipim yani. Ve sordukları sorular komik. Şimdi ya komik bu yani soru. O sorularla eğlendiğinde anlıyorsun hani, beden deliğine. Ben baktım birkaç videona. Ya aşk sarmış. bilmem ne mi? Ya şimdi yani başlayacağım. Aşk ne? Yani bana şimdi yolda yürürken ben insanların bin türlü derdi var. Ben ne yaşıyorum bir Bana geldin aşkı soruyorsun. Ben de diyorum Ama ki. Ama ne komik cevapları var. Aşk hayatımda hiçbir zaman olmayacak Olmayacak. Olmayacak. Bu arada onun şeyi ne? Onun realitesi var mı? Tabii ki Onu var. yani bir altyapısı var mı o cümle? Ya şöyle bu cümle e, esprili kurulmuş bir cümle. Tamam yani, evet. Yani şey, böyle bir cümle kuramaz akıllı mantıklı bir insan. Bu kadar fazla insan bu duygunun var olduğunu düşünüyorsa evet. belki vardır. Evet. Hakan Günday'ın galiba bir tane kitabında şöyle bir şey söylüyor. Diyor ki içimde şüphelendiğim duygular, inanmadığım duygular belki gerçektir ama onları ortaya çıkaracak kimseyle karşılaşmamışım. Tamam evet. Şimdi böyle bir şey olabilir. Olabilir. Bence bu da yok. Ben gelip geçici duygulara kıymet verebilen biri değilim. Ee, hep bunu şey gibi tanımlıyorum. Yani biri sorduğunda parfüm gibi geliyor, geçiyor. Bir şeyi zorlama, işte ilişki zorlama, hayatımıza gel el ele beraber yürüyelim falan. Birbirine yalan söyleyen kadın erkek ilişkisinden bahsediyorum. Bir şeyi tutkuyla sevmek, işine tutkuyla bağlanmak işte Ah her şeyi aşkla yapıyorum falan diyen insanlara son derece saygım var. Aşk ben çiçeğe de aşığım falan bunu anlayabiliyorum yani tutkulusun anladım hayatı seviyorsun falan. Ama benim için aşk e, güzel bir duygu değil bana iyi gelen bir duygu da değil ve hiç saygı duyup hiç inanmıyorum. Yani hiç aşk acısı falan da dinlemem kimseden hiç bir şekilde yani işte şu bana şunu yaptı o ayrıldı benden e, İnşallah mutlu olursun derim yani. <laughs> yani. Ee, beni şaşırtmak zordur demiştik değil mi programda? <laughs> Ama işte çok bir anı, yani Hayır, herkes kendine uygun yaşamalı. Öyle düşün. Yani sigara içiyorsan eğer belli bir yerde o sigara içmekten çok zevk alıyorsundur, hani kötü bir şey de olsa sana zevk veriyordur. Ama belli bir yerde nefes darlığın varsa artık sana e, diyorsam ki ya Ferit bana böyle böyle zarar vermeye başladı. Ben bunu bırakmak zorundayım. İyi gelmiyor bana. Dediğin yerde bırakıyorsun. Ben de o duygu bana hiçbir zaman iyi gelmedi. Yani hiç ilişki insanı değilim. Hiç iyi gelmedi. Hiç e, romantik konular beni etkilemiyor. Hiç aşık da olmuyorum. İnsan çok canı çekerse aşık olayım ya bir de böyle bir falan derse olabiliyor. Şu an kaç kişi üzdün farkında mısın? Bundan ötürü İnsanlar bir şey demez, değil mi Geçmiş. bana? Hayır hayır. Yani Ge bu geç, arada hayır, aşık evet, olun, Se ee, hayır. sevin sevinin. Seyirciden bahsetmiyorum. Geçmişinde, <laughs> hayatında olmuş, şu an olmamış insan ya da insanlar için söylüyorum. Bu videoyu izlerlerse, kalpleri tarumar olacak. Hiç öyle. Bence zaten benle yaşarken bunu son derece farkındalardı. Yani bence en son şey durumuna geldiler. Yani Dilara e, ilişki yürütebilecek ve yaşayabilecek. Ki benim çok uzun ilişkilerim oldu. Hiç. Yani sen kendinle mi kavga ediyorsun? Yaşadıklarınla mı kavga ediyorsun? Bu anlattıklarında bunu merak ettim. E, bu hisse saygı duymuyorum. Gelip geçici duygulara tamam, saygı. duymuyorum. Tamam kimden ötürü? Neticede yaşanmışlıkların totalinde var çünkü dünyaya ve saygı duymadın değil. Tamam yani tecrübe ettikçe tamam, battıkça, tecrübe. İşte burada ve hani ki, baz... ne kadar seninle alakalı sence bu durum? Ya şu anlamda da benimle alakalı. E, ben de şeye nasıl desem sana? Ya ben de artık şuralardayım mesela sabah e, köpeğimle kendim bir hayatım var sabah evet. canım isterse seninle görüşüyorum tamam. canım birisiyle ortak bir hayatı sürdürebilemiyorum ben. Tamam. Birisiyle yani senle beraber tatile gidelim. Sen benim mesela arkadaşımsan sana derim ki ya sen git kahvaltı yiyin ben 11'de geleceğim uyuyacağım ben 11'e kadar. Ya da derim ki işte ben bugün dışarı çıkmak istemiyorum. Diye. Sana her şeyi söyleyebiliyorum ama iş ilişkiye geldiği zaman haydi beraber yapalım. Neden uyudun? Neden kahvaltıyı beraber yapmadık? Ne? Bunu ben de yapıyorum. Seni çok yani bunu ben de bekliyorum. Ve böyle hıf Bir hayat aşık olduğunu sanan ve birbirini Sonradan hiç istemeyen birisi geçerken Ayşe'ye Fatma'ya bakan erkek e, ordusu, hani ve bunu savunan yani biz erkeğiz falan hani gibi böyle bende bir zavallı bir çözüm asla çok seviyoruz ama onlar hani ayrı tabii ki var çok iyi insanlar erkekler. Ama bir kısmı... Sağlayan <laughs> <laughs> Ama bir kısmı gerçekten işte biz erkeğiz de bilmem ne oradan da sürükleniyoruz falan. ama Canım zavallı gibi. <laughs> E... Oluyorum. Ben buradan bir şey söyleyebilir miyim? Tabii buradan istediğin şeyi söyleyebilirsin. <laughs> Bizi izleyen insanlar. Beni kilitledin şu an. Evet. Ya benim şimdi buradan söylemek istediğim şöyle bir şey var. Bana kızmayın lütfen. E, aşkı yaşayın. Ben de yaşamanızı çok Kıyamam seviyorum sana ya. ama şöyle bir şey ben kendim beğenmiyorum. <laughs> Kendi hayatımda istemiyorum. O yüzden beni lütfen yanlış anlamayın. Biraz şakalı da anlatıyorum. Bana iyi gelmiyor. Kameraya bakarak falan konuşuyorum. Ben Bak, de Dila, neymiş? Dilara şu an hüzünlü bir müzik, slow müzik verip şurada başlarına <laughs> kapatın şu kamerayı falan deyip Dilara'ya kederlenesim geldi gerçekten hayatta kal. <laughs> <laughs> Toparlamamız lazım şu an. Ee, geçiyorum. En son en çok bölümümüze başlayalım. Bizim programımızda sabit bölümlerimiz var. En son Hı. en çok istediğin şey neydi? En çok en İstediğim şey şu, bunu şu an sorduğunda da hatta dün bir arkadaşımla oturuyorduk, çok samimi bir arkadaşımla onu konuştum. Bir süredir böyle... Aşk alamıyorsun. E, o zaten muhakkak. <gülüyor> mümkünsüz. <gülüyor> bir süredir e, böyle bir şey hissediyorum e, hayata karşı. Daha böyle bir durgun, daha hani e, hevesim ve o iştahım daha böyle bir azalmış gibi. Mutsuzluktan bahsetmiyorum ama o yüzden hatta dün öyle bir cümle kurdum. Yani bir şeyi eskisi gibi böyle çok tutkuyla istemeyi istiyorum. Yani Güzel. herhangi bir şeyi hani gene tutkuyla gerçek anlamda istemeyi arzuluyorum. Çünkü dünya, ülke, bir şey, o, bu, iş, meslek, meslekte gördüğüm olaylar aslında her şey hayalleri küçültüyor. Yani ve o hayaller küçüldükçe sen şöyle oluyorsun yani bunu artık eskisi kadar istemiyorsun. Yani diyorsun ki hani Zaten Dünya böyle zaten bu işte Tabii ki böyle olacak bu işin Kuralı böyle olmuş artık gelmişim 35 yaşıma Hani bir anlamadın mı be kızım anladın hani e, O yüzden böyle O eski şeyimi arzuluyorum Hepimiz aslında birçok konuda anlıyorum seni orada çok iyi anlıyorum orada bu geri gelmesi için bazen o çocukluk ya da bizi o heyecanlandıracak küçük dürtüler neyse onları da geri dönebiliyor da olmak lazım. Hmm. Bebe bisküvisine süt döküp içmek gibi meseleler. Onu çok sever yaparım. En son en çok hüzünlendiğin anı paylaşabilir misin? <laughs> en son en çok hüzünlendiğim an, gün içinde beni hüzünlendirmeyen ne var falan diyeyim. En son e, galiba e, köpeğimden işte köpeğimi bir pansiyona bıraktım Hı -hı. ve e ee, ilk defa ondan Hı. ayrı kaldım ve bir tatile çıktım. O sırada galiba ondan ayrıldığım zaman çok hüzünlendim. En son en çok neye şaşırdın? Ee, neye şaşır? Oy yani hem o kadar çok şaşırdığım şey var ve ama aslında baktığın zaman da buna mı şaşırıyorsun diyebileceğim şey var ki yani hem aşırı şaşırıyorum hem hiç şaşırmıyorum. Yani marketten alışveriş yaptığımda ya da bir günümü dışarıda geçirdiğimde hani senle beraber mesela kahvaltı yapalım, akşam yemeği yiyelim, bir yerde de bir kadeh bir şey içelim falan. <laughs> Anladın mı? Harcadığım paraya hem çok şaşırıyorsun hem de hmm. diyorsun ki buna mı şaşırıyorsun yani artık bu hale geldik falan. Ya da işte ne bileyim yani insanlarla ilgili bazı şeyler. Mesela hani neden yalan söyleme ihtiyacı duyar hala yani çocukken hani ergenlikte Yapalım öyle şeyler de yani büyüdün akıllandın hiç mi zekan yok falan ama bir yandan da diyorsun ki buna mı şaşırıyorsun Dilara'cığım insanlar böyle falan gibi. Sana yalan söyleyip yakalanmak da çok sıkıntılı bir durum olur. Ya. Hiç olmuyor. Olmuyor mu yakalanmıyor Hiç da. söylemem bile biliyor musun yani sen bana neden ha, yalan suç sormam sessiz sedasız ben gittim ya benim ha, bulamazsın. Hadi bir kadının susması çok ben. tehlikeli değil mi? Öyle gidişidir mi? yani aslında. Yani ben genelde böyle susan ve <laughs> hiç, o, artık. evet, hiç öyle şeyleri önemsemiyorum. Yani Ama seninle kavga senin... da çok şiddetli yapılır gibi geliyor bana yanılıyor muyum? Gerçekten sağlam kavga edilir gibi geliyor seninle. Kavga da etmiyor. Tartışılır yani çok kuvvetli. Birisine aslında çok saçma bir özelliğim var. Hı. Sen çok ve güzel bağırırsın gibi geliyor bana. Hiç. Hadi ya. Yani çok saçma bir özelliğim var. Eskiden belki öyleyimdir. Hatırlamıyorum gerçekten ne yaptı. Sinir Düzle almıyorum. Çok güzel çirkinleşebilecek bir tipim var. Çirkin içinde kavga edin. Hayır hayır çünkü reaksiyon duygularını paylaşabilen birisin demek ki yani. Ha evet. Helal. Ama de, tam tersi bir şey geliştirdim ben son yıllarda ve bundan kurtulamıyorum i̇şte. ve gerçekten e, bunu psikologumla konuşuyorum tamam. oturup yani mesela işte şöyle bir şey diyelim ki e, seni çok sevdim. Tamam. Ve zaten ben herkesi çok severim ve bir anda ah canım benim falan. Sağ güzel. Evet. <laughs> Olurum. Ondan sonra seninle işte çok güzel vakit geçirdik bir şey ve sen bana bir yalan söyledin ya da bir yanlış yaptın ve beni gerçekten gücendirdin ve kırdın. Tamam. O zaman sen benim için o kadar bir anda kıymetini mi? kaybediyorsun ki sana ne içimden hani neden bana yalan söyledin diye sorma merakım yani sana olan merakım gidiyor. Ve dolayısıyla hani bir anda seni seni sevmiyorum artık. Senin olan anılarımı seviyorum ama artık seni sevmiyorum. Anılar duruyor mu peki kalır mı? Anılar kalıyor tabii yani hmm. oradaki his hep kalıyor insanda. Aa, or yani bu anda seninle oturduğumuzdaki his onu değiştiremiyorsun. O hep Ama kalıyor. Da silinmiyor ama silinmiyor o zaman yani silinebilir. E, sil... Bence zaten onlar hiçbir zaman silinmiyor. Ne kadar kötü bir şey yaşarsan da ya yani ya da ben de silinmiyor. Ben hep e, iyisinde, iyisini de kötüsünü hatırlıyorum mesela. Genelde iyi anları hatırlarım ama onların hissi hep böyle bir kalbime gelir yani. <laughs> seni dinlerken seni böyle telefonla telefon, her şeyini alıp Hı. böyle kapalı bir yere koyup evet. <laughs> orada uzunca bir süre tutmak. Sonra çıktığın zaman bambaşka bilgiler olarak çıkmanı sağlamak lazım gibi geliyor bana ya. Arkadaşlar ben psikolojisi bozuk gibi mi davranıyorum? Hayır tam tersine psikolojin çok kuvvetli. Bence, Belki e, bence o psikoloji o kadar kuvvetli olmamalıydı. Bence Çünkü çok o geliştirdim yük, yani o, ben o biz bu yollara o kolay yani. İşte biz ama kolay gelmedik. o gelişen iyi dediğin ve normal ve sağlıklı dediğin Hı. şey sana mantıkken yani mantık noktasında da yük oluyor. Ve yük biriktiriyorsun. Ama hangisini tercih ettiğinle alakalı. E tabi, e tabi. Yani ben zaten oyunculuk yaparak birçok e, duyguyu şey yapıyorum. Belki zaten kendimi geliştirmem ve kendimi e, daha kolay dönüştürebilmem. Aslında e, kendi yaptığım mesleğimle de alakalı. E tabi. Yani kendimi çok iyi anlıyorum, Faydası da var bu arada. Faydası da var. Ve zaten duygularımı insan neye inanmak istiyorsa ona inanıyor. Ben buraya bugün işte üf, çok gerginim. Ondan sonra ay ne yapacağım falan diye gelseydim emin ol ben böyle biri olmama rağmen bu programda evet, hayır mı falan diye akardı. Ama yani ne istersen aslında Doğru. kendini o hale getiriyorsun. Ee, sadece o bilecek bölümümüz var. Evet. Bakalım neler olacak. Bu bölümde sorduğum soruların varsa hikayesini dinleyeceğiz. Kime söylediğini ben ve izleyiciler bilmeyecek. Ona söyleyeceksin. İlk soruyu sorayım daha net oturacak sende. Tamam ona aslında öyle olmadığını anlatır mısın? Geçmişinden bugüne kadar herhangi bir konu olabilir bu. Üstünü kapattığın bir hikaye olabilir, ona öyle olduğunu anlatmışsındır ya da konuşmuşsundur ama yeniden ona bir şey söylemek istiyorsundur. Yani onunla bir derdin kalmıştır, kalmamıştır ama bu soruyu sorduğumuz için aklına o konu ve o kişi gelmiştir, ona bir cevap daha vermek istersin filan gibi. Ay asla. Nasıl asla? Yani mümkünsüz Neden? hiçbir şekilde. Hiç kendimi isim... yormam ve anlatmam. Hiç umurunda olmaz. Ya hayır umurumda. Ya şöyle. Nasıl? Benim Hiç, hayatımda. Ee, Bütün defterleri kapatamam. Hayır. Benim hayatımdan birini çıkarmam tamam. çok zordur. Tamam. Tamam. Ben kötü hayatımdan şey, kimseyi şey. evet kolay kolay çıkarmam. Dolayısıyla ben seni eğer hayatımdan çıkartmayı tercih edip tamam. dönüyorsam ben artık seni sevmiyorumdur. Tamam, ama... Limonu sıkmışımdır ve bitirmişimdir. Seni sevmediğim anda seninle ilgili hiçbir merakım, hiçbir özrüm, hiçbir özrünü dinlemek ya da hiçbir şeyin Hıss. şöyle olması gerektiğini anlatmak gibi bir ukde kalmıyor. Çünkü Hıss. ben, duygum beni besliyor ve senin duygum hayatına, önemli kılıyor. Seni hayatından çıkarmış biri de olabilir ama. İlla sen çıkarmışsın gibi düşünme. Vallahi. Herhangi bir insan yani hayatında dokunan geçmişinden bugüne kadar ne söylemek isterdin? Yani... Cevapsız mümkün değil geçemezsin burayı bırakmam yani. Hiç gerçekten, Dur, gerçekten şu Gerçekten şu an... düşüneyim o zaman yani öyle bir Hiç yerde. Hiçbir şey anlatmak istediğin kimse yok mu? Hiçbir şey iki kelam bile etmek istediğin kimse yok mu? Yani yok çünkü. Hiç... Hepsini söyledin mi söyleyeceğin şeyi? Valla söyledim. Ha, bak şöyle durumlarda mesela e, bunun cevabı farklı olabilir benim için. İşte anneannemi kaybettim. Tamam. E, babaannemi kaybettim yakın zamanda. E, oralarda şöyle hissiyatlarım oluyor. Bence bütün insanların hepimizin oluyor. Orada e, keşke şunu söyleseydim, keşke onu daha fazla arasaydım. Ama zaten bu hepimizde olan bir şey. Yani işte ne bileyim. İşte çok işim vardı, seni daha çok aramak istiyordum ama arayamadım demek. Seni seviyorumu daha fazla hissettirip söylemek gibi gibi. Onlar böyle benim boğazımda düğüm olan şeyler. Yani birisinin ölümü e, hep bir şey başka bir şey söylemem lazımdı. Daha fazlasını yapmam lazımdı hissiyatı yaratıyor bende. Ama baktığım zaman aslında onlara da çok sevdiğimi belli ettim ve hani e oralarda da bu düşünceden daha kolay kurtuluyorum. Çünkü söyledim ve belli ettiğimi düşünüyorum. Kimse yok mu? Kimse yok valla. Hiçbir şey söyleyeceğin. Hiç. Sert bir karakter aslında biliyor musun? Hani duygusal olduğunu konuşuyoruz, yükleri olduğunu konuşuyoruz da çok dominant ve sert olduğu yönler duvarları da var. Ve köşeli aslında. Gerçekçi. Gerçekçilik mi bu? Gerçek. Hep bu kandırıyorsunuz insanları. Gerçekçi, gerçek. Mutluluk getiriyor mu bu gerçekçilik? Bence. Şu an ben bir olacağım gerçekten. Bence evet. Ne evet? Mutluluk yani, mu getiriyor kendine gerçekçi? Kendine uygun yaşamak mutluluk getiriyor. E, onu, evet, 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 huzur. Evet. evet, yani kendine uygun yaşamak mutluluk getiriyor. Sana Doğru. Duygularını Doğru. acayip yaşayıp, yükseklerde, Doğru. yükseklerde yaşayıp, ondan sonra kendini yerden yere vurmayı tercih ediyorsan ve bu sana iyi geliyorsa, bunu da beslemeye devam et. İster aşık ol, ister bir şey o hani ne oluyorsan o. Ama ikinci sorumuz. Normalde huzur. Heh. Kendini affettireceğin bir yandasın senin dünya anlatır mısın? Kendimi affettireceğim Sana güzel bir yandayım. Sana gıcıklık mi? olsun diye sormuyorum formatımız <laughs> bu <bir dünya>. Tamam. <laughs> Kendi ne... affettireceğin hiçbir şey oldu mu bu hayatta? Ne iyi insanmışım ben. Oldu mu? Hiç kendimi affettireceğim. Ya şöyle mesela... Bu arada bu soruya zor cevap veriliyor. Ee, kendimi affettireceğim... E, ee, oralarda da mesela aileme... eee karşı bir şeyler düşünebilirim ve söyleyebilirim. Ne söylersin? Yani işte em, en yakın kendime onları gördüğüm için ve hani çok hoyratça davranmaktan Hı -hı. hiç çekinmediğim için Tamam. ve hani işte orada daha küçük, olgun olmayan, Hı -hı. daha küçük şımarık bir kız olduğum için onlara çok hoyratça davranıp hani em, kendi üzüntümü ya da kendi sorunlarımı çok em, yansıtıp kırıcı davranabiliyorum. Biliyordun artık yapmıyorsun. Evet. Yapmamaya çalışıyorum. Yani en azından o durumla ilgili özür bunu. diliyorum ve gönül almaya çalışıyorum. Eskiden özür dilemem de zordu. Agresif karakter. Hayır yani şeyden çekiniyordum. Hani o özrün karşılığını bulamazsam şu anda karşılık almayı falan da düşünmeden sadece... Sen bayağı bir hayatında yol kat ettin aslında dediğin gibi. Evet, evet, Öyle mi diyorsun? Öyle öyle yani. Ee, ama büyük bir yolculuk Hı. hikayesi de aslında yani Hı. söylediğin şeyler. Ee, evet bu bölümün... Abi bu, bu soruyu da nasıl soracağız? Bu bölümün son sorusu. Hı. Ee, onu nasıl sevdiğini tarif eder misin? Onu nasıl sevdiğimi tarif eder miyim? Ee, ay o kadar tarif edeceğim böyle iki üç kişi geldi ki aklıma. İki üç mü? <laughs> Benim öyledir bilirsin. <gülüyor> 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 ay Allah. Im. İnsan iki üç kişiyi de yani... sevebilirsin. Ha şöyle köpeğimle ilgili bunu söyleyebilirim. Çoğu insan İsim, buna şey ha söylemeyeceğim. Sen. Sevmenin em, en güzel biçimini zamanla em, bana öğrettiğini düşündüğüm için teşekkür ediyorum. Mesela e, bence sevgide sıfır beklenti olmalı. Ben sevgiyi daha önce tanımlarken karşı tarafın beni sevip Sevmediğiyle çok ilgilenen bir Tittim. ve e, daha şımarıkça bir isteğim ve hani alma arzusu içindeydim. mesela şu anda e, beni daha az sevsin de hani ben buradan şuraya gittiğimde ya da başıma bir şey geldiğinde üzülmesin ni düşündüğüm bir sevgi var bunu çok e, içten kalpten ve çok büyük bir sevgi olarak tanımlıyorum çünkü hiç daha önceden böyle hissetmemiştim ve hani beni daha sevsin o yeter ya yani ben onu o kadar çok seviyorum ki hani bana bir şey olursa ya da ben gidersem o yeter ki üzülmesin hani böyle öyle bir sevgi. Bence e, böyle çok da uzun vakte sığmadan çok da uzun vakit geçmeden çok çarpıcı Hı. aklına hayaline gelmeyecek. Ya ben ne oluyorum, nereye vardım diyeceğin çılgınlar gibi coşku hissedeceğin müthiş bir aşk hikayen olacakmış gibi geldi bana. Aa, Kafayı yiyip Hı. bu basına çıkan bütün demeçlerinden çekinip bunlar ne, neler demişim ne garipmiş. Ha, hakikat buymuş filan diyeceğin. Buradan herkese sesleniyorum. <laughs> Allah isteyene versin. <laughs> yani neden istemiyorsun sen? Allah yani, Bir insan bunu neden ne dedi? Sevmiyorum, inanmıyorum. Ee, çok beğendiğim, hayatımda hoşlandığım bir duygu değil. Ama şöyle kırılganlık ya da yaşanılan herhangi bir şey e, bugünü belki yok ediyor ama geleceğe dair insan nasıl umutsuz bu kadar kılabiliyor? Umutsuz da değil, istememe hali. Senin bir umut umutsuzluk gibi durumun yok. Yok. K şey yok yani. Hayatıma tabii. dahil etmekle evet, işte. ilgili bir problem. Entegre. Yani kendi hayatıma bir kadın erkek ilişkisinden bahsediyoruz böyle evet, 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 konuşuyorum. Yani birini evet, dahil etme evet. ile ilgili çok büyük problemim var ve yapamıyorum. Dilara'yı yakın takip ediyoruz abi ondan <laughs> <bunu> sonra. arkadaşlar <laughs> arkadaşlara söylüyorum. Şey... <laughs> valla çok... Valla 40 ben... yaşında da geleceğim buraya. <laughs> yok canım. Ben diyorum 3 vakte kadar diye. <laughs> ee, kapanış sorumuza geldik. Ya valla ilk gelmişsin. Ben e, biraz başlık... Ben normalde bakmadan burada tanımaya çalışıyorum ki seninle ilgili de bakmadım. Sadece e, YouTube'da bu çok... Senin burada Magazin takip eden, etmen herkes çok garip. Türkiye'de çok enteresan şeyler viral oluyor. Enteresan derken tabii ki bir kadının kıyafeti ya da çıktığı gündem olabiliyor. Ay a <laughs> Ama yani insanların hafızasında sadece o haber yani sokakta verdiğim bir demeç. Cihan gidişti muhtemelen sokak ortasında. Nasıl yayıldıysa e ben sosyal anketler yapmayı çok sevenmişti. Konu alacağım işte ne diyorsun biliyor musun filan. Evet abi o kadını erkeği dünden bir böyle bir diyalog şey yapıyoruz. Neden sütyen girdi? Neden sütyen girdi insanlar demiyor da orada ben çok şeye çok güldüm. <laughs> e, muhabirler yorum yapmıyor ama sorularından sen o enerjiyi alıp beğenmediniz galiba kıyafetimi diyorsun. <laughs> orada da o arkadaşlar zora düşmüş. O bir kıyafet miydi? Ya yani şöyle aslında o... Işte, Bu arada tabii, açıkladın bir, mı o konuyu Açıkladım. Yani o tabii ki bir... Südyen değildi. Değildi. Tabii ki değildi. Ha şöyle bir şey. Kesimi südyene çok benziyor muydu? Evet çok benziyordu. Crop simli... deniyor ona. Geri. Şey. Evet aslında crop deniyor. Ama yani o şöyle gerçekten kesimi südyene çok benzeyen bir şeydi. Orada yani ve öyle gözükmüş. Şimdi o simli bayağı böyle her yeri sim olan bir şey. Flash patlayınca o beyaz südyen gibi gözükmüş. Güzel de durmamış. Yani Hem beyaz, estetik olarak. Beyaz Beyaz değildi o. Hayır beyaz simli bir şey o. Hatırlıyor musun onu? Bir hatırlıyorsun değil mi? <laughs> Yani hani simli ve yakından da... Ne düşünüyorsun evet. o çıkmasıyla alakalı? Kıyafet... <laughs> Ama bu, bu arada zaten yakından üstünde... da çok güzel gözüküyordum o gün yani. yani <gülüyor> <gülüyor> hani ben muhtemelen bir ceket de vardı kendine. herhalde. Evet, evet. Ama sıcakta çıkardı. Yani vardı. Her şey olabilir canım, hiçbir şey olmuyor. Yani... böyle bir durum var ya. Evet, Onlar şey, bilir kişi oldukları için, o da Moda da yani bir garip yani farklı görmüş de olabilirler ama mesela onun üzerine ceket olsa bak açık duruyorsa ceket Ceket vardı olsa... ama o sırada şöyle de bir şey şimdi ben Cihan Ondan sonra beni orası gelecek mi görecek mi diye yaşayan bir insan değilim. Ondan sonra ceketi çıkar. Bu arada orada şöyle şeylerim de var yani. Hani keyifliyim arkadaşımla hoppala hoppala oynuyorum. İlk başta dedim ki lütfen dedim hani benim böyle böyle oynadığım yerleri de dedim koymayın gerek yok. Yani hani bizim de bir karizmamız var. Kötü karakter oynuyoruz bir şey yapıyoruz. Hani insanları inandıracağız. Ben orada hoppala hoppala oynamışım. Eğleniyorum çünkü. E sonrasında da o sırada geldiler. Orada da böyle hani işte sanki böyle bir şey saklıyormuşum gibi bir ceketi giyip falan ama izlediğim kadarıyla çok fütursuzlaşamamışlar da yani böyle açıkça yorumlarını da söylemişler. Ee, aynen aynen. Sen de orada ben mi izgaram tarzımı diye. Yani böyle hani gerçekten beğenmediler. Yani bu arada ben de gördüğümde hani ay çok da güzel olmuş demedim. Ama sonuç itibariyle. O şey artık bizi çok sinirlendiriyor ya. Işte e tabii kadınlar ya, giydin, ne giydin mi giydin giyemez falan. mi? Evet, o evet, sırada evet. böyle gerçekten hani o südyen değil ama böyle çıkıp evet, evet tamam. südyene giydim. Beyaz südyen çok severim falan. Anladın mı? Öyle bir İnsan yere sürüklüyorlar seni olarak yani. Iyi. Evet, Yoksa sinli bir şeydi. Yani Canım istedi çıkardım. Cihangir zaten oradan da eğlenceli bir yere gideceğim muhtemelen yani. Hani. Ee, teşekkür ederim. Bu <laughs> <laughs> konuda anlattığın için <Hiçbir gülüyor> arkadaşlar çok merak ediyorlar. Hakikaten südyen giydin Ay Allah. Ee, Kapanış sorumuza geldik. Evet. Azza sağlık tekrardan. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyorum. Ee, dilediğin kişiye, Hı. dilediğin soruyu, 83 milyon izlediği programda sorma imkanı verildi sana. Bu kim olurdu ve ona ne sorardın? Yani ölmüş. E, etmiş, olabilir, olabilir, olabilir. Ünlü olabilir, olabilir, olabilir. Ay oralarda ay bir sürü şey olabilir. Hepsini mi sorardın? Mesela ya, soru sormak istemezdim de Freudla mesela. Hı, ne yapmak sen? Freud, çaylarımızı kahvelerimizi alıp ne bileyim hani Fruit oturup sohbet böyle bir ki, evet, evet sohbet etmek isterdim. Yani Freud beni aşka inandır falan diye. İhtiyacın yani. <laughs> olan kişi Freud olabilir ay. Yani. Ondan sonra onunla öyle ya da Mevlana'ya. Mevlana'ya hani ne demek isterdin? Derdim ki Gerçekten... şu aşktan bir bahset de hadi beni inandır. <laughs> Mevlana des i̇nandır bakalım. Ya ona biz de seni inandırabiliriz ya. Gerçekten Hayır. bu konuda bir çalışma yapalım Ayşegül Hanım ya. Çok çok <laughs> çok kat yani. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel besliyorsunuz vallahi. Şey, güzel cevap oldu. Aziz Nesine de sorabilirdim. Neden derdim? Derdim ki Aziz abim bu yazdığın öyküler Hala daha şu an yazmışsın gibi nasıl olabiliyor? Neden biz bir böyle bir adım ilerleyemedik sence? Sence bunun sebebi ne? Gel bana bir anlat böyle falan diye ona da sorabiliriz. Çok iyi ya. Soruya da böyle. hızlı bir cevap gel. Valla konu seri gelmiş ya. Yani. Teşekkür ederiz tekrardan. Ben teşekkür ederim. ederim. Arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>